Evet, diyelim ki 5 metre bölü saniye sabit hızla hareket eden bir cisimimiz var ve cisim sağa doğru hareket ediyor. Yani cisim sağa doğru 5 metre bölü saniyelik bir sabit hızla hareket ediyor. Peki neden sağa doğru diye belirttik? Çünkü hatırlayın, hız vektörel bir büyüklük. Dolayısıyla yön belirtmemiz gerekiyor. Ve gelin şimdi bu cismin hız zaman grafiğini çizelim. X koordinatına hızı yazalım. Yalnız hızı yazarken dikkat etmeliyiz çünkü buraya hızın büyüklüğünü yazabiliyoruz. Bu sebepten V harfinin yanına mutlak değer işareti koyuyoruz ki büyüklük olduğu belli olsun. Evet, y koordinatını da çizelim ve buraya da zamanı yani t'yi yazalım. Cisim için sabit 5 metre bölü saniye hızla gidiyor demiştik. Sabit ne demek? Değişmiyor demek. Yani hareketi boyunca hızının büyüklüğü hep 5 metre bölü saniye olacak. O zaman böyle 5'ten başlayarak düz bir çizgi çiziyoruz. Şimdi sorumuz şu, bu cisim 5 saniye sonra ya da 5 saniyede ne kadar yol almış olur? Grafikte saniyeleri yerine yerleştirelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, soruya iki farklı şekilde yaklaşabiliriz. Birincisi, hızın yer değiştirme bölü geçen zaman olduğunu biliyoruz. Evet, bunu yazalım hız eşittir yer değiştirme bölü geçen zaman. Bu arada yer değiştirmenin de konumdaki değişim olduğunu hatırlayalım. O zaman formülü aynı zamanda konumdaki değişim bölü zamandaki değişim şeklinde de okuyabiliriz. Evet, formülden yola çıkarak eğer eşitliğin iki tarafında geçen süreyle yani delta t ile çarparsak, eşitlik şuna benzeyecek. Hız çarpı geçen süre eşittir yer değiştirme. Peki, bizim sorumuzdaki yer değiştirme ne kadar olacak? Hızın ne olduğunu biliyoruz. 5 metre bölü saniye. Bunu morla yazayım. Aynı zamanda geçen sürenin de ne kadar olduğunu biliyoruz. O da 5 saniye. Saniyeler sadeleşiyor ve 5 çarpı 5 eşittir 25 metre olduğunu buluyoruz. Gördüğünüz gibi gayet kolay ama ben burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bulduğumuz bu sonuç aynı zamanda grafikte taradığım bölümün alanına eşit. Burada size şunu göstermek istedim. Hız zaman grafiğindeki bir doğrunun altında kalan alan bize alınan yolu verir. Mesela şimdi de gelin hızın değiştiği bir örnek yapalım. Sabit ivmeli bir hareket olsun ve ivmemiz de 1 metre bölü saniye kare olsun. Evet, şimdi yine aynı grafiği çizeceğim ama biraz daha farklı görünecek. Evet, yine y ekseni hızın büyüklüğü olacak. Ve x ekseni de geçen zaman. İki ekseni de numaralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hızın büyüklüğünün birimi metre bölü saniye ve zamanın birimi ise saniye. Başlangıç hızının büyüklüğü ya da ilk hızın büyüklüğü sıfıra eşit. Yani ilk hızımız sıfır. Bir saniye sonra ne olacak? Bir metre bölü saniye hızla gidiyor olacak. İki saniye sonra ne olacak? Bundan 1 metre bölü saniye daha hızlı gidiyor olacak. Ve bundan sonrası hep böyle, yani zamanda bir birim ilerlediğimizde hız da bir birim artacak. Matematikte eğimin ne demek olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? İşte bu doğrunun eğimi bize tam olarak ivmeyi verecek. Biz ivmenin hızdaki değişim bölü zamandaki değişim, yani geçen süre, zamandaki değişim demek geçen süre demek, hızdaki değişim bölü zamandaki değişim olduğunu biliyoruz. Zaman x ekseninde olduğuna göre zamandaki değişimi bu eksende göstermeliyiz. Mavi ile delta t yazalım. Y ekseninde de hızdaki değişimi göstermem lazım. Evet, gördüğünüz gibi bu grafiğin eğimi ivmelenmenin ne kadar olduğunu gösterir. Biz ivmemizin sabit olduğunu söylemiştik, o zaman sabit bir eğimi olmalı. Ki burada da gördüğünüz gibi bir doğru şeklinde, eğri değil. Evet, 1 metre bölü saniye kare ile 5 saniye hızlandığımızı düşünelim. Yani delta t 5 olsun. Sorumuz şu, bu süre içinde ne kadar yol almış oluruz? Evet, isterseniz bir toparlayalım. İlk hızımız 0 ve 1 metre bölü saniye kare ile hızlanıyoruz ve 5 saniye sonra ne kadar yol aldığımızı hesaplamak istiyoruz. Grafikte gösterirsek, 1, 2, 3, 4, 5, evet 5 saniyede tam burada olacak. Yani hız 5 metre bölü saniye olacak. Biraz daha görsel düşünelim ve ne kadar yol aldığımızı öyle hesaplamaya çalışalım. Mesela dikdörtgenler çizelim. Birinci ve ikinci saniye arasına bir dikdörtgen çizelim. Oradaki hız 1 metre bölü saniye. Eğer bu dikdörtgenin alanını bulursam bana alınan yolun bir kısmını verecek. Aynı şekilde bunun yanına bir dikdörtgen daha çizip onun da alanını hesaplarsam oradan da alınan yolun bir kısmını bulacağım ama bu önceki dikdörtgenimden biraz daha büyük. Bu şekilde dikdörtgenleri çizebilirim. Ama bir saniye, dikdörtgenlerde bir eksik var. İlk buradaki ufak dikdörtgene bakarsak, orada tüm bir saniye boyunca bir metre bölü saniye hızla gitmiyorum, değil mi? Orada ivmelenmeye devam ettim, yani hızım sabit kalmadı. Bu dikdörtgenleri silip, bunları daha da ayırayım. Her bir saniye için değil de, mesela her yarım saniye için yapalım bakalım. Evet, daha küçük dikdörtgenler çizelim. Yani ne kadar küçük dikdörtgenler çizersek, bu doğrunun altında kalan alanı bulmaya o kadar yaklaşacağız. İlk örneğimizdeki gibi, burada da bu eğrinin altında kalan alan bana alınan yolu verecek. Ve şanslıyız ki bu bir üçgen. Ve biz bir üçgenin alanını nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Evet, şimdi gelin hesaplayalım yer değiştirme eşittir 1 bölü 2 çarpı 5 saniye çarpı 5 metre bölü saniye. Burada saniyeler birbirine götürür. 5 çarpı 5 bölü 2 12,5 yani 12,5 metre. Evet, buradan çıkaracağımız sonuçlar şöyle. Öncelikle hızın büyüklüğü ve zaman grafiğinin altında kalan alan bize alınan yolu verir. Eğimi ise ivmeyi verir. Mesela ilk örneğe bakalım. Orada eğim ne? 0. Çünkü ivme 0 ve hız hiç değişmiyor. İkinci örneğe baktığımızda ise eğim sabit, yani ivmemiz gibi.